Yok, yok, yok. Ne okula uğramış ne de eve gitmiş. Sağ ol Melda. Sayende kaçırdık ayağımıza gelen gül gibi kısmeti. Hoppala. Ben ne yaptım şimdi? Yapmışsındır sen bir şeyler. Ben şimdi odama çekileceğim Melda. 40 gün 40 gece yas tutacağım. O yüzden lütfen akşam yemeğini odama getir. Çerkez tavuğu ve içli pilav lütfen. Emredersiniz hanımefendi. Yanında içecek olarak ne alırdınız? Yayık ayranı lütfen. Ah, Dilaver, Dilaver'im geldi. Çekil abla, çekil. Bu sefer mutluluğuma engel olamayacaksın. Geliyorum Dilaver'im, geliyorum, geliyorum. Neredesin sen? Gözüm yollarda kaldı. Bizem. Aa! Daha önce gelirdim Selda Hanım. Ama o zaman sizi bulamazdım ki. Yeni geldiniz, gördüm. Ayıptır söylemesi. Bir saattir sizi takip ediyorum. Ne? Yalnız isterseniz Melda Hanım'a açıklamayalım bu gerçeği. Malum onun da bana karşı yoğun bir ilgisi var. Sizle bu yakınlaşmamızı öğrenirse üzüntüden kahrolur kadıncağız be. Ay! O ne güzel kapı kapatmak öyle be. İçim titredi. Pes vallahi Melda. Pes yani. Bu acılı halimle kapıyı bana açtırıyorsun. İnsaf ya. Ta yukarılardan koşup geldim ben o kapıyı açabilmek için. Pes yani. Ay pardon Selda. Ne yapayım işte? Böyle düşüncesiz tembel kadının tekiyim ben. Doğru. Ayrıca senin yüzünden ben Dilaver diye bizim o deli postacının boynuna sarıldım. Ay eyvah eyvah. Şimdi sabah akşam mektup getirir. Ya mektup olmasa bile oturur kendi yazar artık. Abla nasıl kurtulacağız biz şimdi bundan? Aa, buldum. Bir taşla iki kuş. Bu postacıyla niye sen evlenmiyorsun? Ne? Niye tepki gösteriyorsun? Şimdi ikinizin de düzgün birini bulmasına olanak yok. Böylece ikiniz de kurtulursunuz. Ayrıca bu sayede ben de kurtulurum. Selda! Ya Melda hala, sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Ya şu erkek milletinin sırrı nedir? Bu konunun cevabını vermem için önümüzdeki 10 yıllık randevularımı iptal etmem lazım. Canım, sen Selda halanı dinle. Şimdi erkeklerin sırrını öğrenebilmek için öncelikle onların arasına sızmak lazım. Ki bu da imkansızdır. Ama biz yine de şöyle gidelim bir buzdolabına uğrayalım. Evet. Evet. İşte. Bu ne? Çilekli ve kaymaklı döndürme. Ne biçim dondurma diyorsun Selda hala? Selda çabuk yerine koy o döndürmeyi. Sen de mi Melda hala? İyi de bu dondurma yani. Hayır hayatım, dondurma değil, döndürme. Döndürme mi? Evet, döndürme. Bu insanı birkaç saatliğine döndürmeye yarayan özel bir karışım. Ya mesela kaymaklı döndürme yediğin zaman bir saatliğine erkek olursun. Nasıl yani? Ya şöyle ki dış görünüşün erkek gibi olur, sesin erkek gibi çıkar. Ve erkeklerin arasına girip erkek erkeğe muhabbet ederek erkeklerin senin hakkında ne düşündüklerini öğrenirsin. Gerçekten mi? Ve ben buna kesinlikle izin vermiyorum. Ayşe. Ayşe değil canım, Gül. Gül değil Ayşe. Ayşe değil Gül. Gül değil Ayşe. Ne Ayşe ne de Gül. Bir saatliğine Mehmet. Beğendin mi yaptığını Selda? Çok. Takma kafana be halacığım, hallederiz. Ben biraz arkadaşlarla takılmaya gidiyorum. Okey, hadi. Beğendin mi yaptığını diyorum Selda. Abla lütfen gelme üstüme. Zaten benim sinirim çok bozuk. Biraz önce Dilaver diye ben postacıya sarıldım. Şimdi musallat olacak başıma. Ya dur bakalım, belki musallat olmaz.
tatlı kaşığı beni kesmez. Bana şöyle erkek gibi erkek lazım. Şöyle bir tane kodumu oturtan cinsinden. Evet, hadi bakalım. Döndürmem daima. Koçum benim be. Bu evin namusu benden sorulur bacım. Ulan kim bu saatte kapıyı çalan densiz ha? Bu evde hangi saatte kimin kapıyı çalacağına ben karar veririm lan. Geliyorum lan, ayağımın altına alacağım lan seni. Herhalde aynı kıyafette karşıma çıkmamak için kıyafetini değiştirmeye gitti. Canım benim ya. Ay ne kadar düşünceli. Buyur kardeşim. Ne diyorsan söyle hadi. Aydın havası olsun. Benim işim gücüm var. Selda Hanım'ı görmek istemiştim. Sen ne yapacaksın Selda Hanım'ı? Biz kendisiyle biraz evvel çok seviyeli bir ilişkiye başladık. Ya kardeşim sen ne diyorsun la? Ne diyorsun sen benim nikahlı karımla ilgili neler geveliyorsun ağzında? Nikahlı karınız mı? Seviyeli ilişki ha. Bak kardeşim sen çek git buradan, elimi kana bulama benim. Hadi işim gücüm var benim. Seni bir daha bu mahallede görmeyeyim değil. Daha ben Selda'yı döveceğim lan. Daha Selda'yı döveceğim. Çek git. Selda gel lan buraya, ağzını burnunu kıracağım ben senin. Gel lan. Ah Selda, şimdi anlıyorum beni görünce neden çığlık atıp kapıyı kapattığını. Tabii karşında böyle filinta gibi delikanlıyı görünce Şumaganda ile evlenmenin acısı yüreğini dağladı değil mi? Ne yapalım? Kader bizi yanlış zamanda tanıştırdı Selda. Ama ben bu Maganda'nın seni dövmesine izin vermeyeceğim Selda. Gerekirse kendi vücudumu siper eder ama seni korurum ondan. Geliyorum Selda. Seni kurtarmaya geliyorum. Ne var lan? Kapıyı mı duracaksın? Sen ne arıyorsun hala burada lan? Evet, sana haddini bildireceğim. İbiş! Sen bana haddimi mi bildireceksin? Bak kardeşim, çek git dedim. Sana benim ellerim kaşınıyor, kana bulama. Gözüm seni görmesin dedim. Ayrıca işim var dedim. Gidip Selda'nın da ağzını burnunu kıracağım lan. Daha ben buradayken kimse Selda'nın kılına bile dokunamaz. Sen ne diyorsun lan? İbiş! Ulan seni var ya ben. Ulan sen kaşınıyorsun lan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.